Oksijenimiz eksi 2 alıyor. 3 tane var. Eksi 6. O zaman ar arsenimizin yükü artı 3 olacak. Oksijenim eksi 2 yüklü. Yük karşılığı eksi 6. Hidrojenim artı 1. Yük karşılığı artı 1. İyot buradan artı 5 geldi. Yine oksijen eksi 2 hidrojenim ne gelecek buradan? Artı 1 gelecek evlat. Oksijen eksi 2. Eksi 8. Hidrojen artı 1. Artı 3. Arsenik buradan artı 5 geldi iyodum element halinde yük karşılığı nedir? Sıfırdır. Arseniye baktığımız zaman artı 3'ten artı 5'e yükselt gelmiş. Yani bir tane arsenik 2 tane elektron veriyor. 2 tanesi o zaman 4 tane elektron vermiş olacak. İyoda baktığımızda ise artı 5'ten 0'a indirgeniyor. 1 tane iot 5 tane elektron aldıysa 2 tane iot 10 tane elektron almış oldu. Verilen ve alınan elektron sayıları birbirine ne olmalı? eşik eşit olmalı. Arsenik 4 elektron vermiş oldu. İyodum indirgenerek toplamda 10 elektron almış oldu. Bunları eşitlemek için ne yaparız? Vereni 5 ile 10 elektron alanı da 2 ile çarpar eşitleriz. Sonuç olarak yükseltgenme tepkimemizde 20 elektron verildi. İndirgenmede de 20 elektron alındı. Alt alta toplayıp bunları götürdüğümüzde net tepkime karşımıza 5 mol, 4 mol, 10 mol, 2 mol olarak çıkacak. Tepkimemizin baş katsayılar olarak yerine yazarsak karşımızda dihidrojen monoksitin denkleşmediğini görüyoruz. Bunu denkleştirmek için de 10 çarpı 3'ten 30 hidrojenim geldi. 4 çarpı 1'den 4 hidrojenim geldi. 13 yazarım ve bu şekilde oksijenim son olarak kontrol eder. Baktığım zaman da toplam 40 tane denklemimi denkleştirmiş olurum kimyayı parçalamaya devam kolay gelsin